Hamza Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkürler efendim. Sağ olun, bizler deyiz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ben ikimiz adına çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Röportajıma ben öncelikle Hamza Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Hamza Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? 1981 Hamza Toplu, Adıyaman Kahta doğumluyum. 3 çocuk babasıyım. Evet. 26 senedir bu sektördeyim. Evet. Hizmet veriyoruz. Hani çekirdekten yetişmiş bir isim mi Hamza Bey? Hani bu işin çıraklığını görmüş. 9 yaşından beri abilerimle beraber bu işin ilkini yaşıyoruz. Evet, yani ilklerdensiniz aslında burada. Aynen. Ve şu anda da burada faaliyetler devam ediyor. Bölgenin de buna ihtiyacı vardı sanırım. Yani açıklık vardı bölgede. Tabii ki. Yani Adıyaman Kağıtta'da ilk olduğumuz için niye böyle arz talep var? Bir açıklığımız var. Bunu nasıl kapatabiliriz? Gibisinden çok yorumladık, tartıştık. Oldu. Bu sektöre girmeye karar verdik. Evet. 26 senedir de böyle devam ediyoruz. Evet. Evet, biraz tanıyalım burayı peki. 26 sene oldu dedik, evet. Ama burada neler yapıyoruz? Firmayı anlatabilir misiniz bu, bize? Toplu mermer olarak buradaki A'dan Z'ye bütün bileceğiniz, göreceğiniz taşla ilgili bütün işletmelik yapılıyor. Yani bu mutfak tezgahı olsun, döşemeler olsun, basamaklar olsun, şumine olsun, çeşme olsun. Yani aklımıza gelebilecek her türlü hizmeti sunuyoruz burada. Hani yeter ki insanlar bizlerden iletişime tabii, geçsinler, istesin, bir şeyler istesinler. Yeter ki istesin. Yapamayacağımız taşla ilgili hiçbir şey yoktur. Ne kadar güzel ama bu özgüven yani sonuçta. Yani, işte bu 26 yıllık emek, bir geçmiş. Emek, yılların verdiği emeği, bir ömrün sığdırdığımız şey bu. Evet, ama zor bir iş yapıyorsunuz çok. Gerçekten. Hizmet sektörü zordur. Yani yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Çok ağır bir sektör, çok ağır bir işçilik ve çok da ince işçilik isteyen bir şeydir bu. Ustalık değil mi bu iş aslında? Evet, zamanda? Ustalık. Tamamıyla ustalık bu. Bizim şey el emeği, göz nuru. Yani. Evet. Tabii aslında bunlar bir bütünü oluşturuyor, puzzle parçası. İşte malzemenin kaliteli olması gerekiyor. Yapan tabii kişinin usta olması gerekiyor. Olma. Hepsinin bir arada olması lazım. Olmasa yapamazsın zaten. Senin bu yaptığın iş, ayrıca sevmen lazım bu sektörü. Bu işi sevmen lazım. Sevmeden bu şey gelemezsin, bu seviyeye gelemezsin. Evet. Ömrün kısa olur oyunda. Yani ben şunu gördüm sizde. Siz 26 sene önceki o amatör ruhu kaybetmemişsiniz hiç. Yok, o heyecan. O heyecan hep var. Hani mesela bir iş bitirdiğiniz i̇ş zaman. Bu iş aşkı. Evet. Hani bir şey yapıyorsun, sipariş isteniyor müşteri. Bunu gidiyorsun, mesela bunu işi bitirdikten sonra o müşterinin güler yüzünü gördükten sonra o sana büyük bir gurur kaynağı oluyor. Ya aslında bu gördüğünüz o tebessüm parayla pulla ölçülebilecek bir değer. Kesinlikle ve haz değil. Kesinlikle değil. Manevi bir değerdir bu. Evet, o işin altından kalkmak. Müşteri değil, insan kazanıyorsun burada. Evet. Bu. Ya para her zaman kazanılır ama yani, insan kazanmak önemlidir. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Ya bu bölgeyle mi çalışıyoruz? Hayır, çeşitli yerler geniş var mı? Kaplı. Gücümüzün yettiğince Güneydoğu'nun, Güneydoğu'da işte Malatya, Urfa ve Adıyaman Kağıtta'nın 150 tane hanesi köy var. Ve bunları hemen hepsine de hizmet ediyoruz. Hepsine? Evet. Bir telefon iletişimle gerekeni yapılıyor. Çünkü bunlar hepsi gidildi, yapıldı, edildi. Artık güzel bir seviyeye geliyorsun. Neyin evet. ne olduğunu öğreniyorsun, biliyorsun yani artık. Zorlanmıyorsun. Evet. Böyle. Bu şekilde. Aha. Peki dönersek bir geçmişe. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? İstediğiniz yerde misiniz Hamza Bey? Ya da bundan sonraki düşünceleriniz de neler olacak? Ya şu an ulaştım. Dediğim seviyeye geldim. Bir 13'te 17'de eleman usta çalışıyor. Yani bir mermer atölyesi işletmeciliği olarak hedefim büyük bir fabrika kurmak. Hani bir 13-17 değil de bir 50'ye yakın bir işçinin çalışması, evine ekmek götürmesi. Çok mutlu yapması. Ediyor değil mi bunlar sizi? Bunlara i̇nanılmaz, vesile olmak. İnanılmaz, vesile olmak kadar güzel bir şey yok. Evet. Hayırdır yani. Ticaret haricinde bir hayır işliyorsun. Ki üretime de çok ihtiyacımız var. Çok, ülke çok, olarak çok ihtiyacımız var. Çok var. İhtiyacımız evet. var, evet. Tabii hedef de hiç bitmeyecek. Hedef biterse biz de biteriz. Biz de biteriz. Evet, böyle fuarlara falan katılıyor musunuz? Her sene İzmir'e fuara giderim. Evet. Takip ederim. Katılımcı olarak mı, ziyaretçi olarak mı? Katılımcı olarak. Katılımcı olarak gidiyorsunuz. Tabii, tabii. Ne kadar güzel. Orada da bir şeyler öğreniyorsunuz. Tabii ki. Hep yenilikler oluyor. Yenilikler tabii tabii. Dünyada neyse. Bir Amerika'da, bir Fransa'da, bir İtalya'da, herhangi bir yerde ne varsa Türkiye'de de bu hizmet sunuluyor. Bu kahtada, bu ilçede de bu sunulabiliyor. Mesela bir şumine, bir çeşme, bir şey ne varsa burada da aynısını yapabiliyoruz onu.
Yani evet. Bu hizmeti sunuyoruz biz. Gerçekten çok ciddi emekler harcıyorsunuz. Evet, gidip çok... araştırmak, yapmak, kurmak, etmek. Araştırmadan gelişemezsin zaten. Evet. Evet. Biz bir yolda başarılar dileyelim sizlere. Buradan son sözlerinizi alalım artık. Sizi sevenlere, buraya gelen misafirlerinize neler aktarmak istersiniz? Röportajımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Yemeğimiz, çayımız, kahvemiz her zaman müşterilerimize, arkadaşlarımıza açıktır. Her zaman ticaret olacak diye bir şey yoktur. Bunu en güzel bir şekilde... ağırlamaktan gurur duyarız. Biz de herkesi buraya davet edelim o zaman. Edelim abi, bekleriz. Evet, çaya, kahveye bir tanışmaya davet etmiş oldum. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Ben varmış olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Hamza Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler, sağ olun.